Vay 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 vay. Maşallah. Şu güzelliğe bak ya. Yenile bakayım sayfayı. Bak bu da çok iyi. Anam anam anam. Ne biçim şey ediyorlar. Yenile bakayım. Hey mübarek. Radi abi. Evet. Sormaya korktuğum şeyi yapmadığınızı düşünüyorum. Yapıyoruz, ne var? Kaç gündür evde karantinadayız. Bizim de ihtiyaçlarımız var Özcan. Hayatımızda bir aksiyon yok. Şurada sanal da olsa bir heyecan yaşıyoruz. Ne var bunda? Kumarım yok, içkim yok. Benim de bir zevkim bu arkadaşım ya. Benim de bir zevkim linç. Linç mi? He. Oğuzhan Oğur'u linç ediyorlar Twitter'da. Ona bakıyoruz. Neden ki? Mevzu ne? Ben ne bileyim oğlum mevzuyu. Biz lince geldik. Yaz Niyazi dayı. Kardan adam olur, senden adam olmaz pitbull sıfatlı hobbit seni. Hashtag Oğuzhan Oğur pokumu ye. Ayıp değil mi abi? Konuyu bile bilmeden adamı linç ediyorsun. Ya bir gün karşına çıksa, sana sorsa, ne diyeceksin? Ha, gerizekalı mıyım oğlum ben? Sahte hesap açtım. Her gün düzenli 3 saat giydi... Niyazi dayı hesabı değiştirdin mi? Kimi? Radi sen misin lan? Ben şey etmedim kuzenim şey etmiş. Ey? Aynen. Böyle şeyle oynarken birden kolunun çarpmasıyla o klavyenin sen tuşlarına vurmasın mı kendiliğinden yanlışlıkla? Ben de oradan tam düzelteyim derken. Hadi bir çay koy sen. Nedir abi olay, nedir yani? Hı? Evde oturduğun yerde istediğin kişiyi istediğin gibi sallayabiliyor musun yani? Bu mudur? Adamı hiç tanımıyorsun. Birilerinden bir şeyler duyuyorsun. Hop sosyal medyada linç kampanyası. Öldürene kadar vur babam vur. Doğru bir şey mi bu? Durun lan. Bir şey konuşuyoruz şurada ya. Kimle konuşuyor la? Ne bileyim abi. Alışkanlık olmuş herhalde. Tuvalette kürek var. Sendeki ben çaya bakayım. Kap küreğe gel kafasına vur. Tuvalette küreğin ne işi var abi? Lazım oluyor bazen. Şu hayatta herkes hata yapar beyler. Bir ben miyim yani? Kimi kandırıyorsunuz oğlum siz? Bakın şimdi size bir hikaye anlatayım. Nasıl çayın bile devire? Vakit geçmiyor anasını satayım. Ne Twitter var ne Instagram var. Mal gibi oturuyoruz koca gün taht tepesinde. Lan vezir, gel bakayım buraya. Buyurun sayın kralım. Ne oldu lan bu Agamemnon'a savaş açtıydık biz? Ordularımız ilerliyor yüce kralım. 3 aylık yollara kalmış. 3 ay mı kalmış? Ulan 6 aydır yolda değil mi bu ibneler? Ne zaman savaşacağız biz? Sinirim geçti anasını satayım. Agamemnon alçağı kervanlarımıza saldırmıştı yüce kralım. Kervanına sıçayım. İki kelam muhabbet eden de yok sarayda. Sıkıldın bu krallık işinde. Bana bak. Tez askere haber salın. Kral yancı arıyor deyin. Ülkedeki en muhabbetçiyi bulun getirin bana. Derhal yüce kralım. Siri... Krallığın bir köşesinde bir demirci yaşarmış. Aziz çok laf yaparmış bu demirci. Yazlık beldelerde çalışan ustalar gibi. Bir haftada hallederim abi deyip bir ay yatarmış. İşi gücü lak lak. Adam 40 kere sordu Radi abi. Benim kılıç ne zaman hazır olur diyor. Artık atacak yalan bulamıyorum. Parçası gelmedi dersin. Yurt dışından sipariş verdik, gümrükte sıkıntı oldu. Sen bir 100 kağıt daha ateşle dersin. Sözde dün bitirecektin. Eniyazi dayıyla muhabbete daldık. İşin gücün muhabbet zaten. Bana bakın lan. Demirci Radi kim? Benim. Kralın emridir. Saraya çıkacaksın. Saraya mı? Neden ki? Kral kendine yancı arıyor. Senin namını işittik. Ha! Gördün mü la? Değerim anlaşıldı. Hemen bir duş alıp geliyorum. Lavuk çıkmış kralın karşısına. Tabii hayatında hiç kral görmemiş. Tavşan gibi kalmış pezevenk. Anlat lan. Ne anlatayım bilemedim ki şimdi. Ne oluyor ne bitiyor benim topraklarda? Anlat işte bir şeyler. Vallahi işte ekiyoruz biçiyoruz. Feodal sistem. Ortaçağ işte. Ne yapacaksın? Bırak şimdi tıraşı. Bana dedikodu anlat sen dedikodu. Yok mu iş çeviren, iş pişiren, gündeye getiren? Altılı yedili çipet pet pet cibil 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 şak 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 şak. Yok mu öyle muhabbet? He öyle var da. Bilmem anlatılır mı? Anlatılır. Ben senin kralınım.
Bizim bir tane sığır çobanı var. Heh. Bu sığır çobanı lordlardan birinin kızıyla aşk yaşıyor. Lordun haberi yok tabii bundan. Kızını başka bir lorda verecek toprak karşılığı. Efendime söyleyeyim, bunlar gizli gizli geceleri ahırda mahırda böyle buluşup... Anlattıkça anlatmış, anlattıkça anlatmış. Bakmış kralın da hoşuna gidiyor. Üzerine koya koya anlatmış. Sonuç? Sonuç, çobanı harcamışlar. Şehrin meydanına bir tane sahne kurmuşlar böyle. Çobanı da oraya çıkartıp taşlamışlar. Sadece kral askerler değil ha. Bütün halk taşlamış. Vay şerefsiz, vay ahlaksız diye linç etmişler çobanı. Sıçacağım ağzına ha. Sonra ne olmuş? Sonra kralın yine bir gün canı sıkılmış. Çağırmış bizim demirciyi. Sevdim seni demirci. Çok güzel bir linç oldu. Rahatladım biraz. Stres attım. Başka türlü geçmiyor be. Doğru doğru. Bulacaksın kendine bir hobi yapacaksın. Tabii canım. İnsanın bir hobisi olacak. Ne bileyim, bir kitap mı kitap okursun. Birini taşlarsın. Bu linç işini sevdim. Bugün yine anlat bakayım bana bir hikaye. Ne yapıyor ne ediyor bizim millet? Vallahi pek bir şey yok. Kıtlık baş gösterdi işte. Sığır çobanı ölünce hayvancılık bitti. Mısır falan yiyoruz. Onu bırak şimdi. Civcivli muhabbet anlat. Yok mu şöyle işmiş tutan, fındık ceviz kıran, şakşuka yapan yok mu? Şey, bizim bir tüccar var. Bu geçen bir kızla evlenmiş. Herif kıza ilk aşkımsın demiş. Halbuki ondan önce ülkenin en hovardası, en çapkını bu tüccarmış. Bütün krallığı sıradan geçirmiş ananız bacınız hariç. Vay anasını. Biz de burada kralız diye geziyoruz. Eleman ne naneler yemiş. Lan vezir. Buyurun efendim. Efendine sıçayım. Bulun o tüccarı bakayım bana. Şeyde hemen, bizim mahallede. Hemen böyle köşeyi döner dönmez. Askerler gitmiş, tüccarı bulup getirmiş. Meydanda yine böyle bir sahne kurulmuş. Çatır çatır taşlamışlar herifi. Tüccar ölünce ticaret bitmiş. Krallığın sebzesi meyvesi ellerinde çürümüş. 5 parasız kalmışlar. Kral fena alışmış ha bu olaya. Canı sıkıldıkça demirciyi çağırmış. Demirci anlattıkça taşlamışlar. Lan! Özcan, kürek! Neyse. Ta ki bir gün. Anlat bakayım. Var mı başka aşnalı fişneli bu kuat? Maç var mı maç? Dar alanda kısa paslaşan var mı? 4-3-3 diki taka oluyor mu? Vallahi krallıkta insan kalmadı. Senin çırak ne oldu? Geçen hafta taşladık ya. Yok efendim, dünya yuvarlakmışmış da falanmış da fişmanmış da bir şeyler diyordu. Ha doğru. Başka yok mu? İşte bir sizin vezir kaldı galiba. Onun için de şöyle böyle diyorlar ama. Lan vezir, gel bakayım buraya. Emredin. Benlik bir şey yoksa ben kaçıyorum Yüce Kral. Dur lan, nereye gidiyorsun? Kimin yamuğu varsa hepsini taşladık. Krallıkta adam kalmadı. Ben doymadım. Canım yine linç çekiyor. Ne yapabilirim ki? Yapacak bir şey olsa dükkan sizin sayın kralım. Boynumuz kıldan ince. Yapacak bir şey var. Ne gibi? Seni taşlayacağım ağzını kırdı mı kapçı kazısı? Bütün krallığı ispikledin lan. Senden şerefsizim var. Ama Yüce Kral, ben sadece... Nöbetçiler! Nöbetçi de kalmadı anasını satayım. Al ulan kafana. Lan amradın. Dedikoducu seni. Sonunda bizim demirci de taşın tadına bakmış. Onu bunu linç ettiren geniş ağızlı ettiğini bulmuş sonunda. Krala ne olmuş peki? Milleti birbirine kırdırıp bitirmiş. Krallıkta insan kalmayınca da götüne sokmuş o tacı. Sosyal medyada insanların bir hatasını, şahsi düşüncesini, bazen sadece fiziksel görünüşünü hedef gösterip acımasızca saldırıyoruz. Savunma hakkı bile vermeden, ölüp bitene kadar vicdansızca linç ediyoruz. Bu yanlış beyler. Hepimiz insanız, kusurumuz olur. Bazen kusur bile değildir, o da sana öyle gelmiştir. Bunun karşılığı vahşiler gibi linç etmek midir? Taşlamak mıdır? Eğer öyleyse... İlk taşı günahsız olan atacak aga. Hadi bana eyvallah. Alkışlayın lan. Niyazi dayı, neden sahte hesaba geçmiyorsun?